Merhaba arkadaşlar. Bu İngilizce kelimelerin ilginç halleri videosu benim en sevdiğim videolardan olacak gibi. Çünkü en sevdiğim konulardan bir tanesi birbiriyle aynı olup isim ya da sıfat hali farklı gibi görünüp farklı kelime olarak öğrenmek zorunda kaldığımız kelimeler. Ne demek istiyorum? Örneğin bir kelime var. Bu kelimenin isim hali biraz değişmiş oluyor ve biz bunun aslında aynı kelime olduğunu fark edemiyoruz. Bakalım. Nelermiş bunlar? Bir numarada nasal kelimesi var. Nasal burna ait demek. Aslında nose'dan geliyor. Burun kelimesinden yani. İkinci kelimemiz drought, kuraklık demek. Dry kelimesinden geliyor. Dry, kuru. Heat, ısı demek. Hot kelimesinin isim hali. Drift, sürüklenmek. Sürüklemek anlamlarına geliyor. Aslında sürmekten, drive'dan geliyor. Gift hediye demek ama pek çoğumuz bunun farkında değil. Give yani vermekten geliyor. Gift hediye yani verilen şey anlamında aslında. Studio, stüdyo diye Türkçe'ye geçmiş. Çalışma odası demek aslında ya da çalışılan yer anlamında. Student, öğrenci, çalışan, study, çalışmak bunlar yine aynı kökten geliyorlar. Stance, duruş, yaklaşım, fikir, fikirsel anlamda duruş anlamına geliyor. Bildiğimiz stand kelimesinden geliyor. Ayakta durmak, durmaktan. Amaze, şaşırtmak. Ama maze yani labirentten geliyor. Yani labirente girmiş gibi şaşırtmak anlamına geliyor. Dokuzuncu kelimemiz graze yani otlamak, otlatmak. Bildiğimiz ot, çim, grass kelimesinden geliyor. Enumerate, sayısını söylemek, numaralandırmak. Number'dan geliyor tahmin etmişsinizdir. Sayı demek. Feed, beslemek. Bu kolay biraz. Food, besin anlamına geliyor. Heal, iyileştirmek, sağlığına kavuşturmak. Sağlıklı anlamındaki health, bundan geliyor. Bunlar arasında bağlantıyı kurmak da şaşırtıcı olabilir sizler için. Life, bu kolay biraz. Yaşam, live, yaşamak. Yalnız telaffuzunuza dikkat edin. Live, yaşamak fiil anlamında sıfat olarak live yani canlı. Scene, sahne demek ama aslında see yani bakmaktan geliyor. Aynı şekilde seek, bakarak aramak. Seem, bakmakla ilgili yine görünmek, görmek, görünmek anlamına geliyor. 15. kelimemiz pencere, wind, rüzgar. Aynı kökten geliyorlar. Ne alaka? Rüzgarı engellemek için kullanılan odalarda odacık olarak rüzgarın geçişini engellemek için kullanılan şey aslında. Bat. Normalde yarası anlamı var ama buradaki anlamı bu sopa. Beyzbol sopasını özellikle bat deniyor. Debate, tartışma. Ne alaka? Bakalım beat'ten geliyor. Yani dövmekten geliyor, vurmaktan geliyor. Topa vurduğunuz sopayla vuruşmak anlamına tam karşılığı diyebiliriz ama tartışmak diyoruz biz buna. 17. kelimemiz between. Çok ilginç bir kökü var. To. Between hep öğretilirken ne deriz? İki şeyin arasında olan be olmak ya. Be to olmak. İki şey arasında. To. Bunun akrabası. 18. kelimemiz hind ya da hinder. Hind, arka demek. Hinder, engellemek. Arkasından çekmek gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki behind, arkasında kelimesinden geliyor. Citizen, civil. Citizen, vatandaş demek. Civil, sivil diye Türkçe'ye geçmiş. Ama aslında hepsinin ortak yanı şehir olması. City, şehir demek. Aslında hemşehri demek bu. Yani aynı şehirden. Anlam genişlemesine sebep olmuş. Artık vatandaş olarak kullanılıyor. Şehirde yaşayan medeni kişiler için de civil kullanılıyor aynı zamanda asker olmayanlar için de. 20. kelimemiz diary günlük demek bildiğimiz day kelimesinden yani gün kelimesinden geliyor arkadaşlar. 21. kelimemiz dine akşam yemeği yemek, yemeğe gitmek. Dinner akşam yemeğinden geliyor. 22. kelimemiz disease hastalık demek ama tam karşılığı aslında easy kolay rahat anlamına gelen kelime. Dolayısıyla bunu çevirirken rahatsızlık diye çevirmek bence daha mantıklı olur. 23. kelimemiz draft. Burada
NBA draftları vardır değil mi? Bir listeden çekilir, alınır oyuncular. Draft çekmek, nefes içine çekmek veya bir suyu içerken içine çekmek anlamında kullanılır. Draw çizmek olarak biliyoruz ama çekmek anlamı da var. Evet, draw ne demek dedik? Çekmek anlamına da geliyor çizmenin yanı sıra. Örneğin draw çekmece, değil mi? 24. kelimemiz edible, yenebilir anlamına geliyor. Dolayısıyla eat ile aynı kök, akraba. 25. kelimemiz sample, örnek demek. Genellikle bilimsel anlamda örnek alınır. Doktorlar inceler ya laboratuvarda, o anlamda kullanılıyor. Veya bir ürünün örneği sample olarak gönderilebilir. Bu da bildiğimiz for example'daki example, örnek. Aslında ex ve sample'ın birleşmiş hali bu. Tabii şuradaki s bir süre sonra düşüyor. Example oluyor bu. Benzer bir şekilde expensive, çok şaşıracaksınız. Pahalı demek, spend'den geliyor. Spend harcamak, expend dışarıya doğru göndermek, harcamak anlamında kullanılmış. 27. kelimemizde yine bu kelimeden expenditure harcama demek. Bildiğimiz yine az önce söylediğim gibi spend harcamaktan geliyor. 28. kelimemiz expand, benzer bir şekilde oluşmuş. Span genişlik, eye span mesela gözün görebildiği genişlik anlamında kullanılıyor. Expand genişlemek, yayılmak. Span de genişlik anlamında. Ex ve span birleşerek bu kelime oluşmuş. 29. kelimemiz fear, korku demek. Afraid ile aynı kökten geliyor, korkmuş. 30. kelimemiz flight, zor kelimemiz diyebiliriz. Uçuş demek. Tabii tahmin edeceksiniz, uçmaktan geliyor fly. Sonraki kelimemiz heave, ağırlığını bir şeyin üstüne koymak, ağırlığını vermek. Tabii ki heavy, ağır. Law, kanun, yasa ve bu kanunlar üzerine çalışan avukatlara da İngilizce'de lawyer deniyor. Month, bildiğimiz Ocak, Şubat, Mart gibi ay, bildiğimiz Moon'dan geliyor bu da. Moon da dünyanın uydusu ay. 33. kelimemiz nominal, isme ait, isimsel demek. Tabii ki name ve aynı akraba kelime bu. Nominate diye bir kelime var, onu da yazabiliriz buraya. Aday göstermek, yani adını koymak anlamına geliyor. 34. kelimemiz notice, fark etmek. Aslında not etmek, farkına varmak, daha sonra fark etmek için bir yere yazmak anlamında kullanılmış olabilir. Sonraki kelimemiz elder, daha yaşlı. Mesela elder brother, daha yaşlı kardeş, abi. Elderly, yaşlı demek. Bildiğimiz old'dan geliyor aslında bu da. Sonraki kelimemiz creature, yaratık demek. Create, yani yaratmaktan geliyor. Once, bir zamanlar. Only, tek, alone, yalnız. Bunların hepsi one kökünden geliyor. Once, only bir süre sonra only olmuş. All one bir süre sonra alone olmuş arkadaşlar. Sonraki kelimemiz past, geçmiş demek biliyorsunuz. Bildiğimiz past'in ilk ed almış, daha sonra sertleşmiş, past'e dönüşmüş. Past de geçmek anlamına geliyor. Bu da geçmiş. 39. kelimemiz pacify, yatıştırmak, barıştırmak. Tabii ki peace'ten geliyor. Pacific Ocean var mesela. Sessiz, sakin, huzurlu bir okyanus. Oraya bu ismi vermiş. 40. kelimemiz population, nüfus, public, halk, popular, halk tarafından tanınan, insanlar tarafından tanınan. Tabii ki insanlar deyince aklımıza people gelecek. Sonraki kelimemiz depict, resmetmek, tasvir etmek. Tabii ki picture'dan geliyor, yani resimden. Seat, oturak demek, bildiğimiz sit'ten geliyor. Yine aynı şekilde session, oturum demek. Bu da sit'ten geliyor, oturmaktan geliyor Türkçedeki gibi. Position, pozisyon, durum demek. Pose, poz vermek, duruş göstermek anlamına geliyor. Poverty, fakirlik demek. Poor'dan geliyor, yani fakirden. Proof, kanıt demek. Kanıtlamak, prove'den geliyor. Request, rica etmek. Aslında rica etmek değil, question, soru sormak. Birine sorarak, birinden sorarak istemek anlamına geliyor. Biz ona kısaca rica etmek diyoruz. 48. kelimemiz rule, kanun, yasa. Ama bir şeyi düzelten, düzeltmek için, düzgün bir şekilde çizmek için kullanılan o kırtasiye malzemesine de cetvel, yani ruler diyoruz.
Ruler'ın aynı zamanda hükümdar anlamı da var. Fluent akıcı demek bildiğimiz flow akmaktan geliyor. Fluent English akıcı İngilizce gibi düşünün. 50. kelimemiz save yani kurtarmak. Save money derseniz parayı kurtarmak, parayı bir kenara atmak, biriktirmek anlamında bunları biriktirdiğiniz yere kasaya safe deniyor. Aynı zamanda güvenli anlamına geliyor. Kurtarılmış. 51. kelimemiz sensitive, hassas. Sense hissetmekten geliyor. Hassas da histen geliyor Türkçe'de aslında. 52. kelimemiz service, hizmet demek. Servis diye de Türkçe'ye geçmiş. Hizmet etmek anlamında fiil hali serve. Signature imza aslında imza sizin işaretinizdir. Sign işaretten geliyor. Similar benzer demek. Same aynı demek ama aynı gibi olan benzer anlamında. Spacious geniş, kocaman yer anlamında. Tabii ki uzay gibi geniş. Space boşluk anlamına geliyor, yer anlamına da geliyor. 56. kelimemiz speech konuşma demek. Zor kelime. Speak konuşmaktan geliyor. Teen genç anlamında kullanılıyor. Aslında 10 demek. Dikkat ederseniz teenagerlar yani gençler hep 13, 14, 19'e kadar hep teen'le biter. Aslında 10 demek. 58. kelimemiz gather toplanmak, bir araya gelmek. Basit olan hali together beraber anlamına geliyor. Bu da beraber hale gelmek, bir araya gelmek anlamında. 59. kelimemiz sum toplam demek. Summarize'da şöyle bir toparlamak, özetlemek anlamına geliyor arkadaşlar. Usual her zamanki gibi usually genellikle anlamında use'dan geliyor kullanmak. Yani her zaman kullanıldığı gibi, her zaman kullanıla geldiği gibi anlamını veriyor bunlar. Stealthy böyle gizli gizli çaktırmadan hırsızlık yapacakmış gibi. Hırsızlık dedik tabii ki steal'dan geliyor. Ve slither böyle yılan gibi kayarak gitmek. Fiil hali çok iyi bildiğiniz hali slide yani kaymak. Şu an PowerPoint slaytlarımızda olduğu gibi kayarak geçen. Eskiden slaytlar böyle bilgisayar üzerinde olmadığında gerçekten ışığın önünden kayarak geçip gittikleri için slide denmiş onlara. Türkçe slide diye geçmiş. Kaymak anlamına geliyor arkadaşlar. Kayarak gitmek de dolayısıyla slither. Familial, familiar bu iki kelime karıştırılıyor. Familial aileye ait. Familiar da ailedenmiş gibi tanıdık anlamında. Yani bir yerden tanıyorum gibi. Ve tabii ki söyledik family'den geliyor aile. Türkçe'ye familia diye de geçmiş. Evet İngilizce kelimelerin ilginç halleri bunlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Aklınıza gelen başka kelimeler varsa ilginçmiş dediğiniz bizimle paylaşabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Hoşça kalın.